Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir alışveriş videosuna hoş geldiniz. Şeyini çektikten sonra başka büyük bir alışveriş yapmayacağımı düşündüm ki H&M'de yaz indirimi başladı ve şöyle bir göz atayım derken biraz alışveriş yapmış oldum. Şu an çok sıcak, saçımı falan da kuruttum, camı da açamıyorum çünkü dışarıdan sesler falan geliyor. Size aldığım ürünleri göstermek istedim. Çünkü bayağı bir şey aldım. Ve hani belki almak isteyenleriniz olur. Bayağı ucuz aldım hepsini. Gerçekten aşırı ucuzdu. Türkiye'ye de tam olaraktan bir haftam kaldı. Bugün cumartesi ve haftaya cumartesi inşallah gidiyorum. Çok heyecanlıyım. O zaman lafı daha fazla uzatmadan aldıklarıma geçiyorum. Aldıklarıma geçmeden önce Idol of Sweden'den bu güzel çantayı göstermek istiyorum. Bu çanta rengine bayıldım. Böyle takabilirsiniz. Aşırı hoş duruyor siyah renkle beraber. Aşırı bayıldım. Buraya işte AirPods'larınız varsa koyabilirsiniz. Çanta da mükemmel yani. Gerçekten bayıldım. Genelde bu tarz çantalar kullanmıyorum ama gerçekten buna bayıldım. Ve sizin için bir kodum da var. Idol of Sweden sanırım Türkiye'de, evet Türkiye'de şey var, kargosu var. Yani birçok dünyaya, her yerine kargosu var. O yüzden şu an orada büyük bir indirim başladı, yaz indirimi. Benim buradaki kodumu da kullanırsanız artı %10 indirim daha kullanabiliyorsunuz. Yani %50 ise benim kodumla beraber %60 olacak. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın derim. Daha sonra gelelim H&M'den aldığım ürün. Öncelikle şu çantayla başlamak istiyorum. Bu çantayı ben ilk görünce çok beğenmiştim. Daha sonra almadım. Çünkü çantaya pek ihtiyacım yok. Ama sonra indirimde bunun da düştüğünü görünce almak istedim. Şöyle şu şekil göstereyim. Bandıyla beraber bayağı hoş bir çanta. Şöyle. Ben genelde biraz daha büyük severim ama bu aslında iyi hani. Şöyle bayağı hoşuma gitti. Bunların şöyle büyük olanları da var. Onlar da şu an indirimde. Ama ben büyük çanta pek kullanmıyorum. Sadece bu tarz çantalar kullanıyorum. O yüzden bunu aldım. Detay falan çok hoşuma gitti. Çok beğendim gerçekten. Şöyle. Bunun fiyatı eski fiyatı 199 krondu. Yani ortalama 20 euro sanırım. Ama yarı fiyatına düşmüştü. Belki şu an daha da düşmüş olabilir. Çünkü bazı şeylerin fiyatını çok daha düşürmüş. %70 olmuş bazı şeyler. Daha sonra gelelim bu pantolona. Bu pantolon aslında indirimden almadım. Bu pantolon bayağı yani stokta falan hep tükendi. Mağazalarda da hep tükendi yani. Sadece X-Mall falan kalmış yani. Böyle bir pantolon aldım. Keten pantolon çok hoşuma gitti. Böyle bol gidiyor. Şu şekil. Beli de zaten lastikli çok rahat. Yani böyle seyahatlerde falan çok rahat olur. Ben bunu 299'a aldım. Bayağı rahat pantolon yani. Ben çok beğendim. 299'a bir de benim bir tane kişisel bir indirimim vardı. Onu da kullandım. Biraz daha indirimli geldi bana. Daha sonra böyle biraz bayağı bir basic ürünler falan aldım ben. Şöyle iki tane short eşofman aldım. Böyle bunlar diz kapağına kadar geliyor. O yüzden hoşuma gidecek. Çok kısa sevmiyorum. Hani genelde evde giymeye falan, işte Türkiye'deyken evde giymek için falan. Bunu aldım. Çok beğendim. Bayağı da indirimliydi. Hani ucuzdu. Beyazını medium aldım ben. Kahverengini de large aldım. Şöyle. İkisi de oldu ama ben hani daha büyük beden almayı sevdiğim için large daha iyi oldu bana göre. Bu pantolon aldım, çok ucuza geldi. Kaçtı? 80 euro muydu? Ay 80 euro. 80 kron muydu? Neydi öyle bir şey yani 8 euroya falan geliyor. Bunun böyle şöyle bir pantolon. Şurada hasır böyle bağlama şeyi var. Şöyle. Böyle eşofman gibi ama şık bir eşofman. Böyle komple bol gidiyor bu. Çok hoşuma gitti gerçekten. Hani bir atlet bir tişörtle bayağı beğendim. Bu arada bunun bedenleri ben önce medium aldım. Aşırı büyük geldi. Sonra small aldım. Ki ona rağmen hala bayağı esnek bir yapısı var. O yüzden hangi bedeni giyiyorsanız onun bir beden küçüğünü alın. Daha sonra iki tane böyle şey aldım.
Ay. Şöyle şey aldım. Bunlar body mi oluyor? İşte çok hoşuma gitti. Ben bunu large aldım. Medium alsaymışım olurmuş. Çünkü biraz böyle düşüyor. Ama sorun değil yani. Yine de hani giyiliyor. Çok beğendim. Bu rengini aldım. İndirimdeydi yani 30 ya da 40 krom. Yani 3-4 euro diye geçiyor. Siyahını zaten giydim. Şöyle. Hatta bir tane fotoğrafını koyayım, üstümdeki fotoğrafını. Şu an aşırı sıcak oldu. Cam da kapalı zaten. Böyle. Şey. Kısa olduğu için bunlar benim yüksek bel pantolonlarım ve yüksek belli eteklerim var. Onlarla giyiyorum zaten. Daha sonra iki tane böyle basic atlet aldım. Dur, bunların rengi tam. Şöyle biri böyle kahve rengi. Bu şekil. Biri de böyle lila aldım. Şöyle. Bu aslında biraz daha mor da çok belli olmuyor kamerada. Şöyle göstereyim. Kumaşları çok rahat, çok hoşuma gitti. Yani kumaşlarını çok beğendim. Daha sonra iki tane basic şey aldım. Tişört aldım. Şöyle. Biri böyle limon sarısına benziyor. Daha çok yeşile kaçıyor. Birinde böyle şey aldım. Kahverengi nude. Nude tarzında böyle. Yani iki tane tişört. Bunu medium aldım, bunu large aldım. İkisinin şeyi aynı olsa da barkod numarası aynı olsa da ikisinin modeli farklı geldi. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bunu H&M'de fark ettim. Az önce gösterdiğim iki atlet de aynı o şekil. Birinin bandı daha kalın, diğerinin bandı biraz daha ince. Yani aynı barkod numarasından çıksa da bile modeller farklı olabiliyor. Çok garip. Bilmiyorum niye öyle. Avokadolu bir pijama beğenmiştim ama o tükenmiş. Onun yerine bu pijamayı aldım. Çok hoşuma gitti. Le Clementine yazıyor. Mandalina. Altında bunun şeyi de var. Şortu da var. Bu pijama çok hoşuma gitti. Böyle işte Türkiye'de çok sıcak oluyor. İşte Antalya'da falan kalacağımız için. Hani Antalya'da falan işte pijama olarak giyerim diye düşündüm. Böyle çok tatlı bir pijama takımı. Tişörtü. Ben bunu medium aldım ama tişörtü var ya XL gibi aşırı bol yani. Sonra ben çok leopar insanı değilim ama bu çok hoşuma gitti. Gömlek. Şöyle bayağı da uzun. Ben bunu small aldım. Keşke X small alsaydım. O kadar büyük ki, o kadar oversize ki anlatamam. Ama çok hoşuma gitti. İşte düğmeleri falan siyah. Ben bunu beğendim yani. Çok hoşuma gitti. Beyaz pantolonla giymeyi düşünüyorum. Çünkü siyah rengin leoparı boğduğunu düşünüyorum. Böyle bir tane gömlek aldım. Daha sonra Antalya'da plajda giymek için işte ben genelde mayo ve şort giyiyorum. İşte onun üstüne hani yemekhaneye falan giderken ya da sabah kahvaltıda bunu giymeyi düşündüm. Şu çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Tiril tiril. Rengi bayağı beğendim yani. Şöyle. Bayağı güzel. Bunu medium aldım. Bu da ucuzdu. Bayağı indirimdeydi. Bunu alayım dedim. Bayağı hoşuma gitti rengi falan. Sonra sarı bir elbise aldım. Bunun leoparı var, siyah var, beyazı var, birkaç rengi var. Ama sarısını çok beğendim. Şöyle patlak bir sarısı yok. Böyle şey, yani güzel bir sarı. Şöyle askısını da böyle yanında veriyorlar. Takmak isteyenler için. Ben bunu medium aldım. Bayağı hani geniş bir yapısı var bu elbiselerin. Böyle çok güzel. Çok beğendim. Rengi tam belli olmuyor burada sanki. Burada daha belli oldu. Böyle bu şekilde çok güzel bir sarı elbise. Sonra bu elbiseye bayıldım. Yani en favori ürünüm bu olmuş olabilir. Çok güzel bir tane saks mavisi bir elbise aldım. Çok beğendim, çok bayıldım. Aşırı güzel durdu üstümde. Bu almış olduğum o mavi çantayla çok güzel kombinin yapılabilir. Çok rahat böyle ağır olmayan,
hafif bir tane mavi elbise aldım. Bunun bedenini medium aldım ben. Çok hoşuma gitti yani, çok beğendim. Bunlarla işte kombin fotoğrafları kesinlikle paylaşacağım Instagram'dan. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Sonra H&M'deki almış olduğum son ürüne gelelim. Şöyle bir tane elbise aldım. Böyle tişört tarzında zaten. Çok rahat bir kumaşı var. Böyle kahverengi. Başka renkleri de vardı. Ama ben kahvesini aldım. Bu da indirimdeydi. Medium almışım. Bayağı uzun yani. Tişört tarzında ama elbise. Yani çok beğendim bunu da. Çok rahat bir kumaşı var. Bunu da göstermek istedim. Ellos diye bir tane buranın yerli markası var. Sanırım bu Türkiye'de ya da yurt dışında yok. Emin değilim. Bakabilirsiniz. İsmi şu şekilde yazılıyor. Ellos.se. Şöyle bir tane elbise aldım. Çok güzel. Tam neon sarısı, yeşili. Böyle bayağı uzun bir elbise. Bunun fiyatı biraz neydi? İndirimden almıştım bunu aslında. Kaç ayda hatırlamıyorum ama hani uygun fiyatlıydı. Kolları şöyle. Bayağı güzel. 38-40 aldım ben bunu. Yani beğendim bunu. Kesinlikle severek giyeceğim. Ha, size şeyi de göstereceğim. Onu da unuttum göstermeyi. Şöyle bir şey aldım. Ben bunu Dubai'de görmüştüm. Çok pahalıydı. Aşırı pahalıydı. Ve indirime düştüğünü gördüm. La Casa de Papel izleyenler zaten bilir. İçini de sizlere göstereyim. Şöyle. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim ben bunu. O yüzden hani öyle almak istedim. Hazır indirimdeyken bu fırsatta yakalamış oldum. Alışverişim bu şekildeydi. Linklemeye çalışacağım hepsini alt açıklamalar kısmında. Sizin en sevdiğiniz favori parçanız hangisi oldu? Benimki mavi elbise. Ona çok bayıldım. Yani çok üstümde de çok güzel durdu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka vlog çekmezsem muhtemelen bundan sonraki video Türkiye videosu olacak. Yani Türkiye'ye gidiş videom olacak. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu ve çok memnun olurum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü 4000 olmak istiyorum artık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.